Merhabalar. Ben grubunuza yeni katıldım biliyorsunuz. Kitap 05 grubunu, pardon, kitap 5.0 grubunu. Öncelikle saygıyla selamlıyorum. Bu canlı yayını yapmamın nedeni size bir roman hakkında, okuduğum bir roman hakkında fikirlerimi paylaşmak. Bu roman Norveçli bir yazara ait, Knut Hamsun. Belki daha önce siz de okumuşsunuzdur mutlaka. Açlık romanı. Açlık romanı. Ben aslında açlık romanını ilk önce, yani hiç okumadan önce şöyle bir şey bekliyordum kitaptan. Daha çok böyle toplumsal bir konuyu işleyeceğini düşünüyordum. Ama daha sonra gördüm ki roman kahramanı üzerinden daha çok bir bireyin açlık karşısındaki yaşadıkları üzerinden romanı işliyor. Ben zaten aslında bu tarz kahramanları severim yani. Daha çok böyle hayat tarafından sıkıştırılmış, köşeye sıkıştırılmış ve hayata karşı sadece içsel direnciyle mücadele veren kahramanları severim yani tek başına. Toplumsal romanları da severim aslında ama bu tarz romanları daha çok seviyorum. Roman, yazar olmak isteyen, yazmak isteyen bir genç yazarın Norveç'in başkentinde, o dönem adı Christiana, şimdi Oslo, başından geçmiş olan şeyleri hikaye ediyor. Büyük bir, tabii yazarın romanı büyük bir açlıkla mücadele ediyor. Bu açlık hem fiziksel bir açlık, gerçekten de açlık çekiyor. Yani bildiğimiz literal anlamıyla yiyeceği yok. Para kazanamıyor. Bir takım işlere müracaat ediyor fakat bu işlere alınmıyor. Zaten fiziksel yapısı gereği çok büyük kaba işçilikler için beğenilip alınan bir insan değil. Zihinsel işler olabilir. Mesela katiplik gibi, muhasiplik gibi falan. Bu işlerde de kafası sürekli yazma aşkıyla dolu olduğu için biraz dikkatsiz ve bu dikkatsizliği nedeniyle yine aslında bir takım hatalara yol açıyor ve yine beğenilmiyor, yine istenilmiyor yani bir çalışan olarak. Hem işsiz, hem parasız, hem de gururlu, onurlu bir genç profiliyle karşılaşıyoruz ve bu tabii bu bileşim, yani bunların bir araya gelmesi doğal olarak çok dramatik bir kitaba bir hikayenin ortaya çıkmasına neden oluyor. Genelde öyledir zaten. Fakir ama gururlu genç tipolojisi sürekli acı çeker. Ve yaşadığı acıyı sürekli kendi içinde yani bir nevi içinde tartışır o acıyı ve sürekli kendi içinde bir mücadele halindedir. Biz romanda da bunu görüyoruz. Roman kahramanının bir adı verilmiyor bize. Sürekli aslında, değil mi? Biz şeye alışkınız yani bir roman kahramanının bir ismi olması lazım ama bize yazar bir isim vermiyor. Bir keresinde polise vermiş olduğu bir uydurma isim veriyor. Andreas Tangsen diye. O da bir uydurma isim zaten. Gerçek ismi değil. Roman kahramanının. O dönemde tabii demiyoruz. Yani o dönemin Avrupa'sı zaten kitabın yazıldığı dönem
1800'lü yılların sonu, 1900'lü yılların başı. O dönem Norveç'in de ne kadar aslında kapitalist ilişkilerin gelişmiş olduğunu ve de para, iş ve de yani bütün statünün ve de ekonomik yani ekonomik değil de daha çok sosyal faaliyetin para üzerinden döndüğünü görüyoruz yani. Aynen günümüzde paranız yoksa nasıl ki Batı ülkelerinde evsiz kalıyor insanlar ve sokağa düşüyorsa bunun ta o zamanlar ve işte başlamış olduğunu görüyoruz yani. Bu açıdan da aslında bir tür gözlem fırsatı sunuyor. Yazarın Knut Hamsun'un gerçek yaşam öyküsü de aslında biraz kitaba benziyor. Yani kitaptaki konulara benziyor. O da çok zorluklar çekmiş, yazar büyük mücadeleler vermiş, pek çok işe atılmış, fakat onlar da başarılı olamamış. Sonra tekrar yazmaya dönmüş ve bayağı büyük bir mücadeleden sonra edebiyat dünyasında kendine bir yer edinebilmiş. Bu aslında şeye de benziyor. Jack London'ın Martin Eden diye bir kitabı var. O kitaba da benzeyen yönler var aslında bu kitapta. Sadece iki karakter arasındaki fark şu. Jack London'ın Martin Eden karakteri zaten gemici, işçi yani işçi sınıfından böyle nasıl diyelim yani alt sınıflardan gelip kaba bedensel işe alışkın bir insanın daha sonra yazar olma çabasını ve yazar olmak için çabaladıkça da işte ruhsal anlamda incelmesini konu alıyor. Ama mesela şimdi Knut Hamsun'un Açlık romanındaki karakter başlangıçta ekonomik durumu iyi olan ve de daha rahat bir ekonomik şarttan aşağıya doğru düşen bir adamı konu alıyor. İkisi arasında böyle bir fark var. Onun haricinde şöyle bir durum var. Mesela şimdi Martin Eden'da çok yılmaz bir karakterle karşı karşıyayız. Yani hiçbir şekilde yılmıyor, mücadeleyi devam ettirmeyi seviyor. Daha azimli bir karakterle karşı karşıyayız. Ama Açlık romanındaki karakter, yani Knut Hamsun'un karakteri daha böyle direngen değil. Daha çabuk yıkılmaya müsait. Ve de Açlık romanı gerçekten ismini hak edecek şekilde açlığı hissettiriyor. Yani sadece başarıya aç değil Knut Hamsun'un karakteri. Gerçekten fiziksel olarak aç ve fiziksel olarak açlığın vermiş olduğu ve fiziksel olarak açlığın vermiş olduğu acıyı yaşıyor. Ve okurken bunu hissedebiliyorsunuz yani. Martin Eden'daki kişinin parasızlığı daha çok ön plana çıkıyor. Yani Martin Eden'da onun ekonomik olarak ne kadar sıkıntı çektiğini, ne şartlara düştüğünü görüyoruz ama açlık boyutu onda biraz daha az. Burada bir yani romanın adı bence gerçekten de hak ediyor yani açlık şeklinde konulmasına. Açlık romanındaki karakter o kadar köşeye sıkışıyor ki bazen zaman zaman hezeyanlara kadar vardırıyor işi. Zaman zaman kendi içinde saçmalıyor falan. Ama onun bu şekilde saçmalamasını da normal buluyoruz. Neden? Çünkü sadece açlığı bir dönem yaşamıyor. Yani mesela neredeyse bir yıl boyunca düzenli olarak beslenemeyen bir insandan bahsediyoruz. Bazen bir hafta boyunca aç kalan bir karakterden bahsediyoruz ve aç kaldıkça yani mesela önce karnının doyduğu bir kısa bir dönem yaşıyor diyelim ki birkaç gün. O dönemde mesela duygularının değişmesini gözlemliyoruz kitapta. Daha sonra aç kaldığı dönemde tekrar eski negatif günlerine geri dönüyor. Ama şöyle de bir şey var. Aşık romanındaki karakter
sürekli yürüyor. Yani şehrin içinde sürekli yürüyen bir insanla karşı karşıyayız. Bu arada gerçekten temiz, doğru, dürüst, şerefli, onurlu, yani böyle nasıl derler, şövalyelik kurumunun mirası olan değerleri taşımak isteyen bir karakter var yani. Mesela kendisinin cebinde yokken bile başkasına yardımcı olmaya çalışan, kendisi için borç istemezken bile, yani kendisinden yardım isteyen, başkasına borç bulmaya çalışan bir insan var yani. Bir takım şövalyelere yakışan değerleri savunuyor. Ama zamanla o değerlerde erozyona uğradığını da görüyoruz. Yani mesela kitabın sonlarına doğru eskisi kadar şey davranamıyor yani. Mesela ne bileyim, küçük hesapları görmezden gelemiyor. Ondan sonra daha mesela çirkefleşme derecesine varacak şeylerden kaçınmıyor. Sürekli o da bir düşüş halinde. Yani açlık artarken o da bir düşüş halinde görüyoruz romanın kahramanını. Aynı zamanda toplumdaki çürümüş ilişkileri de yansıtıyor yani. Mesela o toplumda, diyelim ki mesela Norveç toplumuna yönelik bir eleştirisi de var o dönemken. Sadece bir adamın başından geçen şeyler değil. Toplumu da duyarsızlığıyla, işte maddi şeylere değer vermesiyle, insanı parayla ölçmesiyle eleştiriyor ve yargılıyor. En sonunda büyük bir çaresizlik yaşıyor tabii. Ve bu çaresizlik onu neredeyse çıldırma noktasına kadar getiriyor. Ve bu çıldırma noktasında en son kendini bir limandaki gemiye işçi olarak atıyor. Her türlü yalanı söylüyor tabii, çalışabileceğine yönelik falan, ama aslında fiziksel olarak çalışmaya o kadar müsait değil. Kitabın sonlarına doğru yalancılık da gelişiyor adamla. Yani yalan söylüyor, ondan sonra mesela hırsızlık, açıktan hırsızlık değil de mesela diyelim ki kendisine verilen fazladan bir para üstünü mesela geri iade etmiyor, cebine indiriyor ve daha sonra mesela, ama bu durumdan da bir nevi şey, utanç duyuyor, sindiremiyor bu durumu, başka şeyleri yapıyor. Böyle gitgide değerlerinde bir erozyona uğruyor. Güzel bir kitap. Benim okuduğum kitaplar arasında en güzellerden birisi diyebilirim yani bu bugüne kadar. Ben zaten böyle dediğim gibi köşeye sıkışmış karakterleri seviyorum yani. Onların tepkilerini, onların işte deneyimlerini, onların duygu durumlarını falan okumayı seviyorum. O yüzden bu kitabı da çok sevdim. Jack London'ın Martin Eden kitabını da çok sevmiştim. Buna benzer karakterleri seviyorum yani. Size de tavsiye ederim. Bence en edebiyat tarihine geçen kitaplardan birisini yazmış Knut Hamsun. Öncesinde çok mücadele etmiş yani, açlık romanı öncesinde o da çok mücadele etmiş. Çeşitli kitaplar yazmış, vasat kitaplar yazmış, ama olmamış yani, tutturamamış. En sonunda bu açlık romanıyla çıkış yapmış ve bence en iyisini yapmış diye düşünüyorum ben. Evet, dinleyecek arkadaşlara teşekkür ediyorum. Eflatun Sormaz beni izliyor şu anda. Ona da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Mutlu pazarlar.